Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Cüneyt Süzer, Ege Üniversitesi Surinler Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün sizlere 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojiler Enstitüsü'nün daveti üzerine ülkemizdeki mavi tarım gerçeği hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle dünyamıza ait bilgilerle başlamak istiyorum. Dünyamız insan ömrüyle kıyaslandığında orta yaş olarak kabul edilebilecek bir yaşta yaklaşık 4,5 milyar yaşında. Ve güncel bilgi olarak da bu dünya üzerinde 7 milyar 934 milyon insan yaşamakta. Kıtalara göre dağılımlarını değerlendirdiğimizde ise en kalabalık kıtanın Asya kıtası olduğunu bilmekteyiz. Bunun sonrasında Afrika, sonrasında Avrupa ve diğer kıtalar izlemekte. Ve dünya üzerinde bu nüfusun yani bu 7 milyar 8 milyar yaklaşık 8 milyarlık nüfusun %25'i suyla bir şekilde haşır neşir olmakta. Suya ait, suyun dahil olduğu bir meslekle ilgilenmekte. Buna balıkçılıktan tutun da bizler gibi bu işin bilimsel kısmıyla uğraşan bilim insanları dahil olmak üzere toplamda %25'lik bilim yani her 4 kişiden bir kişi su ve suya dahil bir endüstriyle, bir alanla, bir bilimle uğraşmakta. Peki bu artış nasıl? Dünya çok hızlı bir şekilde nüfus artıyor. Özellikle de 2050 yılında yani dünyanın 9,5-10 milyara yakın bir nüfusunun olması öngörülüyor. Ve 1950'den 2015-2020 yıllarına kadar yani yaklaşık 65-70 yıllık bir zamanda %300'e varan bir artış var. Ve 2050 yılına kadar öngörüldüğünde bunun yaklaşık daha %50 artacağı yönünde. Bunlar gerçekten de çok ciddi rakamlar. Dolayısıyla da bu sadece bizde değil, maalesef ülkemizde de 85 milyon nüfusumuz var. Ve 2085 yılından 2015 yılına 40 yıllık bir zaman dilimi içerisinde %50'den fazla bir artışımız var. Yani 80'li yıllarda 40 milyon civarında bir nüfus derken artık günümüzde 85 milyon civarında bir nüfus %50'den fazla artış karşılık gelmekte. Ve önceki yıllara göre de hızımız düşmesine rağmen halihazırda bizim ülkemizde ciddi şekilde kalabalık ve ciddi bir insan kaynağımız var. Ve biliyoruz ki en temel problemimiz dünya üzerinde beslenme. Ve insan içinde en değerli olan şey hayvansal protein kaynakları. İşte slaytta da gördüğünüz yeryüzündeki bütün insanların hayvansal protein kaynakları olarak kullandığı canlılar, hatta bunlara birçok daha canlıyı eklemek mümkün. Genelde insanoğlunun kullandığı hayvansal protein kaynaklarını, yaygın olarak kullandığı protein kaynaklarını görmekteyiz. Ancak bütün bu hayvansal protein kaynaklarının temelde iki büyük eksikliği var. Bunlar dokozaheksaenoik asit ve eikosapentaenoik asit dediğimiz DHA ve EPA olarak nitelendirdiğimiz yağ asitleri. Ve özellikle beyin gelişimi açısından son derece değerli olarak tıp insanları tarafından değerlendirilen omega grubu yağ asitleri açısından az önce bahsettiğimiz hayvansal protein kaynakları düşük. Peki doğa buna nasıl bir çözüm bulmuş? Dünya Sağlık Örgütü tarafından da, FAO tarafından da doğanın süper gıdası olarak tabir edilen balık maalesef ki bütün canlı organizmalar içerisinde, hayvansal protein kaynakları içerisinde omega açısından son derece zengin yağ asitlerine sahip tek canlı diyebiliriz. Ki sadece bunlar bahsettiğimiz yağ asitleriyle sınırlı değil, yağda çözünen ADEK olarak adlandırdığımız A, B, E ve K vitaminleri ve bunun yanında beyin gelişimi için son derece önemli olan B grubu vitaminleri, C vitamini ve iyot, flor, krom, selenyum, kalsiyum gibi birçok mineraller bakımından da son derece zengin bir gıda olarak karşımıza çıkmakta. Bunun yararlarını kısaca özetlememiz gerekirse bir kere en temel yarar, en temel faktör zaten az önce de bahsetmiştim. Omega 3, omega 6 gibi 5 karbonlu, 6 karbonlu yağ asitlerini içermesi. Ve bunlar insan vücudunda, insan organizmasında özellikle yavaşta
kemik sağlığı, kalp sağlığı, özellikle kalp damarlardaki biriken aterosklerotik plakların eritilmesinde, kalp damar sağlığında son derece, tansiyonun dengelenmesinde, toksinlerin vücuttan atılmasında, özellikle bebeklik evresinden ergenliğe kadar beyin gelişiminde son derece önemli ve artık günümüzde olayı hepimizin gündeminde olan bir olay ve diyetlerin de başlıca besin maddesini, gıdasında balık oluşturmakta. İçerdiği A vitamini açısından da hem göz sağlığı için hem de kemik sağlığı için de vazgeçilmez bir gıda. Peki benim uzmanlık alanım olan mavi tarım ya da bir diğer deyişle su ürünleştirici ya da bir diğer deyişle akvakültür nedir? Akvakültür yani su ürünleri yetiştiriciliği, hayvansal ve bitkisel su canlılarının insan faktörü dahilinde kontrollü koşullarda yüksek teknoloji olarak kullanılarak, yüksek teknolojinin kullanımıyla hem bilimsel amaçlar için hem de endüstriyel tüketim sanayi amaçları için üretilmesine biz akvakültür yani su ürünü yetiştirici diyoruz ve ilk bulgular milattan önce 2000'li yıllara kadar gidiyor. Parasal tarımla karşılaştırıldığında akvakültürün yani su ürünü yetiştiricinin en temel farkı bir kere bulunduğu ortamlar. Çünkü su ürünleri tesisleri bulundukları ortam gereği karasal tesislere, karasal tarım yapan tesislere göre çok ciddi farklılıklar göstermekte. Çünkü üretime alınacak türlerin kendisine ait biyolojik gereksinimlerinin, kültürel gereksinimlerinin farklı olması, deniz suyu, acı su, tatlı su gibi birçok farklı ortamlara da ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. Dünya su ürünleri üretimi nereye doğru gidiyor? Nedir son rakamlar dediğimizde? Bu rakamlar avcılık açısından benim öğrenciliğimden beri yaklaşık dünyada 80 milyon tondan biraz fazla, 85-90 milyon ton arasında gördüğünüz gibi değişen hep bir dünya avcılık değerleri var. FAO hep böyle söylüyor bunu. Ama yetiştiriciliğe baktığımızda ise 2010 yılında 57 milyon ton olan yetiştiricilik miktarı 2020 yılına geldiğimizde 87 milyonlara, son rakam 87 milyon civarında diye duyum aldım. Yani 85-87 milyonlara yaklaşık bunun bir %60 civarında bir artış söz konusu. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ve FAO'nun da öngörüsü 2030 yılında dünyadaki su ürünleri avcılığıyla yetiştiricilerin eşitleneceği, yani 2030 yılına geldiğimizde yaklaşık 90 milyon ton civarında bir yetiştiricilik rakamına ulaşacağımız öngörülmekte. Hatta bunun yanında bundan bir 20 yıl sonra yani 2050 yılına geldiğimizde ise dünyadaki yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin avcılık yoluyla elde edileni katına çıkacağı noktasında. Bu derece çok hızlı büyüme var. Zaten şu anda gıda endüstrisinde en hızlı büyüyen dünyadaki en büyük gıda endüstrisi kolu su yetiştirici grubu. Peki ülkemizde nasıl gelişti? Özellikle 1984 yılında özel bir sektör Yaşar Ölüm'e bağlı Çeşme'deki Pınar Deniz Ürünleri'nde ilk kez bir kütüphane tesisi kurulurken aynı zamanda benim de mensup olduğum Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin oradaki akvakültür tesislerinde kupra balığı ve levrek türleri üzerinde yumurta alma ve üretme çalışmaları başladı. Bu başlangıç uzunca bir süre çok yavaş ilerledi. O zamanki bilim ve teknoloji imkanlar gereğinde istediğimiz sayıya çok ulaşamasak da sonraki yıllar 2000'li milenyuma doğru yaklaştıkça ciddi bir artış ve organizasyon görmekteyiz. Ürünlerin birimlerinde, kuluçhanelerinde 2000 yılında 21 adet rakama ulaşan kuluçhaneler 2004 yılında 2015'den yaşanan ekonomik krizin getirdiği bir yansım olarak 9'a düşüyor. 2006 yılında ise 12'de ise çıkıyor. Günümüzde nereye doğru geldi? Artık 2000'li yıllardan sonra özellikle teknolojinin artışıyla beraber 2003 yılında biz 80-100 milyon civarında yağlı balık üretirken artık günümüzde 17 adet özel, 2 adet de
Tarım Bakanlığı'na bağlı kulüphanelerde toplamda 600 milyondan fazla, özellikle 2020 yılı için 750 milyon olarak bir rakam söyleniyor üreticiler arasında, 600 milyondan fazla yavru balık üreten bir duruma geldik. Bunları sırayla tanımlamak olursa, Türkiye'deki akvakültürün gelişim aşamalarına baktığımızda ise şunu özellikle söyleyebiliriz. 1980'li 90'lı yıllarda bunu bir boom aşaması şeklinde söylememiz mümkün. 90'dan 2000 yılına kadar süren evrede ise bir önceki boom evresindeki eski teknolojiler artık yerini temel teknolojilere bırakmış durumda. Ve bu 1990-2000 yılları arasında temel teknolojinin kullanıldığı evredeyiz. Üçüncü evre, gençlik evresi olarak nitelendirdiğimiz evrede ise yüksek teknolojinin kullanıldığı ve yeni cihazların donanımlı akvakültür sektörüne dahil olduğunu görmekteyiz. 2007 yılından sonra ise inovasyon ve Ar-Ge'nin de sektöre dahil olmasıyla erişkin döneminin yetişmesi ve artık günümüzde lider bir endüstri kolu haline geldiğini görmekteyiz. İşte bunlar 1980-1990 yılları arasında Türkiye'deki ilk akvakültür, Güney Ege'deki akvakültür faaliyetleri son derece ilkel, çok basit görünüyor. AKT sözlerini kullanmaktaydı. Ve 90'dan 2000'e doğru geldiğimizde ise kafesler biraz daha modernleşip ilk kez hemen ilk kurulan kuluçkhaneden sonraki kuluçkhaneler kurulmaya başlandı. Ve 2000 yıllara geldiğimizde ise Haydensit polietilen gibi özel maddelerin akvakültür sektörüne girdiğini, bunların da üretim maliyetlerini düşürdüğünü, yeni yeni pnömatik teknolojilerin balık besleme, akvakültür balıkçılığına ve kuluçkhaneye de pnömatik besleme sistemlerinin dahil olduğunu görmekteyiz. Nihayetinde 2007 sonrasında ise artık bakanlığın da aldığı bir kararla ağ kafes tesisleri bir tebliğle açığa çıkarak günümüzde DAAÇ adını verdiğimiz platformlarda denizden oldukça 2 mil, 3 mil kadar açıkta BARÇ adını verdiğimiz özel bir platformda pneumatik sistemlerle, bilgisayar yardımıyla, hiç personele gerek duyulmadan tek tıkla bu tüm teknolojisi kullanılarak da her yerine izlenilebilir ve müdahale edilebilir bir hale geldi. Şu anda günümüz itibariyle zaten artık her şey bu bilişim sayesinde uzaktan kumandayla anında izlenip besleme yapılıyor ve anında durdurulabilir noktaya geldi. Ve sadece ülkemizde değil, Türk girişimciler bazı Afrika, özellikle Kuzey Afrika kıyılarındaki ve Dominik'teki aldıkları kuluçkhaneler kurdular. Burada kiralık yerlere de kargo uçaklarıyla, evet dünyada bir ilk gerçekleşti, kargo uçaklarıyla balık taşındı. Beraberinde Tunus, Fas gibi Kuzey Afrika ülkelerine de deniz üzeriyle gemilerle bu şekilde balıklar taşındı. Şu anda Türkiye neredeyse dünyanın birçok ülkesine bu ithalatlar geldi. Sadece özellikle son zamanlarda bizim akvakültür sektörüne ilk kabuklu kavramı da ciddi şekilde girdi. Günümüzde artık başta Kuzey Ege ve Güney Ege'de bazı yerler ama özellikle Kuzey Ege'de çok ciddi çift kabuklu tesisleri, hatta son dönemlerde İzmir'de buna dahil oldu. Çift kabuklu tesislerin sayısı giderek artmakta ve midye kültürü de çok popüler hale gelmeye başladı. Yine su kaynaklarına baktığımızda yaklaşık 550 türümüz var. İlk sınavda 380 civarında türümüz var. Ticari avcılığı yapılan yaklaşık 100 türümüz var. 4 tane denizimiz, 200 doğal gölümüz, 820 tane baraj gölümüz var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde ise çok ciddi bir su alanına sahip ciddi bir su kaynağımız var. Bunu efektif kullanmak son derece önemli. Peki Türkiye'deki su ürünleri üretimi 2020 yılı itibariyle yaklaşık denizden 364 bin ton civarında bir üretimimiz var. 120 bin ton civarında da yetiştireceğimiz var. Evet burada
hemen vurgulamam gereken bir nokta var. FAO ne öngörmüştü? Sunumun başında belirtmiştim size. FAO demişti ki 2030 yılında avcılıkla yetiştirilecek miktarı birbirine eşitlenecek. Türkiye bunu çok önceden başardı. Şu anda az önce de bahsettiğim gibi 420 bin ton civarında akvakültür üretim var. Ve 380-364 bin ton civarında da denizden üretim var. Yaklaşık %50 ters olmuş. %52'sini yetiştiricilik sağlarken %47'sini avcılık sağlıyor. Neler üretiyoruz en çok yoğun miktarda? Levreyi 150 bin ton civarında levrek üretiyoruz. Evet arkadaşlar. Daha sonra bunu 110 bin tonlarla alabiliriz diyor. 120 bin tonla. Daha sonrasında ise civarında çuplayı üretir durumdayız. Ve hemen baktığımızda ise 144 bin ton olan alabalık yaklaşık son 5 yıl içerisinde %93 oranında bir artış var. Ama çupra ve levrekte ise bu oran çok daha fazla. Çupra'da da ciddi miktarda artışlar var. Ve 5000 ton civarında da başta granyoz olmak üzere çeşitli potansiyel türlerinde üretim mevcut. Dağılımına baktığımızda ise levrek %36 ile Türkiye'deki su üretiminin başını çekmekte. Bunun sonra %35 yaklaşık alabalık izlemekte, %26 ile çupra gelmekte, %1 civarında da diğer türler gelmekte. Bu bir başarı tablosu, bir zafer göstergesi. Çupra, levrek ve alabalık yetiştirici açısından Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir numara. Evet, bunu gururla söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir numara, en çok levrek ve çupra üreten biziz, alabalık üreten biziz. Dünyaya baktığımızda ise tüm dünya datası değerlendirildiğinde tüm dünya ülkeleri arasında az önce de Avrupa Birliği'ni vurgulamıştım zaten. Çupra levrek açısından bir numara sahip. Alabalık açısındansa dünyada ikinciyiz. Çupra levrekte birinciyiz. Ama alabalık üretiminde ikinciyiz. Tüm dünyayı kıyasladığımızda tüm dünya su ilişkileri açısından değerlendirdiğimizde Avrupa Birliği ülkeler arasında birinciyken tüm dünya ülkeler arasında değerlendirdiğimizde 18. sıradayız. Çok ciddi bir artış trendimiz var. Bu birçok örgüt tarafından da kabul edilmekte. Bunu da ben çok gurur duyarak söylüyorum. Federation of European Aquaculture Producers diye Avrupa Su Üreticiler Birliği Federasyonu'nun datası bunlar. Bakın bunlar orijinal kendi dataları. Hem iç su balıklarında tabii ki doğal olarak geriden geliyor datalar. 2019 verisi bunlar. Hem iç su balıkları üretiminde yani alabalık üretiminde bakın %79'unu Türkiye üretiyor. Burada levrek ve çuprayı en çok üreten ülke Türkiye. Sonra arkasından Yunanistan geliyor. Yani her iki alanda da Avrupa çapında Türkiye'nin bir numara olduğu zaten burada linki de bulunmakta. Linke girdiğinizde aynen bu veriyi görmek istersiniz. Son derece güvenilir tabii. Ve halihazırda biz bakanlıkça belirtilen projeyi henüz kullanmıyoruz. 420 bin ton civarındaki bu 402 bin tonluk bir üretim burada bildirilen ki 420 bin ton civarında bir üretimimiz var biliyorsunuz belirtmiştim ama toplamdaki proje kapasitemiz 516 bin ton yani yaklaşık %20-22'lik bir kısım halihazırda daha üretime dahil değil. Kaldı ki 11. kalkınma planında da üretim alanlarının yani su ürünleri alanlarının tahsisi ve üretim alanlarının arttırılması bizim birinci önceliğimiz olarak belirtilmiş durumda. Ben bu rakamın her geçen gün daha da artacağına inanıyorum. Bu rakamların çok daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Evet, bunu belirtmiştim. 11. kalkınma planında ilk madde yeni potansiyel su ürünleri alanlarının
girişimcilerde kullanıma açılması, ürün evet bakın sadece dondurulmuş olarak ihraç ediyoruz. Ürün çeşitliliği çok önemli. Markalaşma, marka değeri olmak çok önemli. Halihazırda küresel iklim değişikliğinin de Suriye'de yetiştirici açısından çok önemli bir etkisi var. Kapalı devre sistemler de burada uygulanmış durumda ve iklim değişikliğiyle bağlantılı ürünlerle de mücadele son derece önemli gelmiş durumda. İhracatımız da çok iyi noktada. Yaklaşık 200 bin ton civarında bir ihracat rakamına ulaştık. Bu ihracatın da karşılığı 1 milyar doları geçmiş durumdayız. 1 milyar 63 milyon ton, 1 milyar 63 milyon dolar civarında bir ihracat rakamımız var. 2023 hedefi 2 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamı Ege İhracatçılar Birliği'nden aldım. Yani en çok başta Hollanda, İtalya, Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Japonya çok ciddi miktarda ton balığı yani kılı balığı ihraç ettiğimiz bir ülke. Amerika'da dahil olmak üzere Yunanistan'a dahi ihraç eder. Gördüğünüz gibi Türkiye ciddi bir ihracatçı ülke durumunda. Ve gazetelerde, basında ciddi şekilde hem Türkiye devletlerde hem Avrupa'da Avrupa ülkelerinde de baş tacizler. Bu çok üzülerek verdiğim bir rakam. Maalesef ki ülkemizdeki balık tüketimi ürettiğimiz balığı nüfusumuzla oranladığımızda 6,7 kilogram. Genelde bu 6 ile 7 kilo arasında değişen bir rakam. Hatta bir ara 5,5 kilo kadar düştü ama hep genelde 6 ile 7 kilogram arasında değişen bir rakam. Kuşkusuz bunda deniz kıyısında yaşayan bölgelerde balık tüketiminin özellikle İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesindeki tüketimle karşılaştığında ciddi farklar var. Yani deniz kıyısında yaşayan insanlarımız daha iç bölgelerde yaşayan insanlar gibi daha fazla balık tüketiyorlar. Tabii ki ortalamadan bahsettiğimizde bu 6-7 kilogramlar arasında son derece düşük. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde 20-25 kilogram arasında değişiyor. Japonya'da 70 kilogramın üzerinde. Dolayısıyla evet, bu da son bir veri. FAO'dan gelen bir veri. Karşılaştırdığımızda et tüketiminde Türkiye fena değil ama özellikle balık tüketiminde yatağımızın da altında bir rakam verilmiş. Ortalama aldığımızda 6-7 kilogram civarında bir kişi başına kişi başı balık pek mümkün. Burada benim vurgulamak istediğim bir diğer konu ki mavi tarım gerçeğin ana konusunu, ana konusunu oluşturan konu da bu. Kültürlü bir balığın yaşam öyküsü. Yani mavi tarım esnasında bir balık nasıl kültür ediliyor? Yani bir kültürlü balık hayata nasıl geliyor dersek anaçlardan çok ciddi yüksek teknolojinin kullanıldığı kapalı devre sistemlerde yumurta elde ediliyor. Bu yumurtalar çok özel odalarda inkübe ediliyor. Yani kuluçkalanıyor. Bunun arkasından lar ve üretim odaları. Yani kuluçkalanan en yeni bir hastanenin yeni doğan ünitesine benzetebiliriz orayı. Çok özel lar odalarında son derece bilimsel şartlarda ve tamamen kontrollü koşullar altında yumurtadan çıkan larvalar özel yemlerle beslenerek büyütülüyor ve büyüdükçe de kuluçkane personeli tarafından sınıflanarak ağ kafeslere bu şekilde transferi gerçekleşiyor. Ağ kafeslerde de artık bahsetmiştim 2007 yıldan sonraki tebliğ gereği dışarıya açıldılar. Barç adını verdiğimiz bu şekilde özel sistemlerle otomatik olarak hava tahrikli, hava destekli sistemlerle tamamen otomatik olarak tek tutta beslenerek porsiyonu büyütmekte. İşte bir örnek ben bir kapalı devre sistem gösterdim size. Bu tamamen aynı deniz suyunun özel filtreme sayesinde defalarca kullanımı nitrit ve nitrat, amonyak gibi tehlikeli azotlu bileşikler tarafından arındırılarak bunun tekrar tekrar kullanımını yüksek teknoloji ürünü kapalı devre. Artık bunlar önümüzdeki deniz akvaryumlarında bulunuyor. İşte bu çöplerin çok kısaca bir hayat döngüsü.
Araç yönetimi, yumurta alımı, inkübasyonu, larva kültürü, sömürge dediğimiz canlı yeniden toz yeme geçişimiz ve ön büyütmeden sonra kafese giden hayat öyküsü burada. İşte bakınız çupra. Devreye baktığımızda da çupradan farklı olarak kapalı devre sistemlerde kullanılmakta ama çupraya göre daha hızlı büyüyen bir tür larva döneminde. Evet. Bu şekilde son derece hassas ortamlarda büyütülen çupra ve levrek. Bunların üretimlerinde biz ekstansif ve yarı entansif dediğimiz üretim metotlarını kullanmaktayız. Ekstansif dediğimiz lagün, dalyan, göl, gölet gibi alanlardaki ekstansif üretim ki bu hem enstitünün yan tarafındaki sakal burun dalyanı olsun hem de karşı taraftaki üniversitemize ait Homa dalyanı yıllardan beri köprü üretiminde çok ciddi başı çeken üretim noktalarından biri doğal olarak giren dalyan alanına giren çupralar biraz sonra göstereceğim. Kendileri büyüyorlar. Denizde intensif çok yoğun üretim yapıyoruz. Karada da biraz sonra yine göstereceğim şekilde üretimler yapılmakta. İşte bir ekstansif üretim. Bu bir dalyan. Dalyan çalışma prensibi gereği doğadan kendiliğinden cazibeyle giren yavrular dalyan sahası içerisinde gördüğünüz gibi 2 gram 10 gram arasında büyüyor. 80 ve 120 grama kadar ulaşabiliyor. 100 gram girenler ise neredeyse dışarıya 250-300 gram bir porsiyonluk boyla çıkabiliyorlar. Ve tamamen doğal hiç dışarıdan besleme yapılmadan doğal olarak beslenebiliyorlar. Yarı entansifte ise artık bu Türkiye'de çok ciddi bir endüstri haline geldi. Toprak havuz ve betonajlar da yapılıyor. Özellikle Milas bölgesinde Milas, Yahşiyar, Savran bölgesinde toprak havuzu çok ciddi miktarda toprak havuzu var. Yeraltı suyu, deniz suyu tutulduğunda çıktığı için bu bölgelerde gördüğünüz gibi toprak havuzlarda çok ciddi miktarda levrek ve çöp üretimi yapmak mümkün. Son derece de görselliği yüksek. Evet, bakınız bunlar örnekler. Polistiramızlar. Entansife'de geçtiğimizde ise az önce de bahsetmiştim. Ağ kafeslerde karadan minimum 2-3 kilometre, genelde 2-3 mil açıkta çok özel yemlerle beslenip el değmeden hasat ediliyor, paketleniyor. Aynı şekilde ve yine az önce belirttiğim gibi Türkiye için, Türkiye akvakültürü için ciddi bir sıçrama olarak nitelendirilir bu. 2007 yılında yürürlüğe giren bu artık minimum 1,1 kilometre ki 1250 metre civarı düşünüyor artık bu bakanlık. Yani kıyıdan uzakta hiçbir şekilde yakın değil. Ve Barç adını verdiğimiz yüksek teknoloji eseri bu sistemler sayesinde 2-3 personel binlerce ton balığa oturduğu yerden bilgisayar destekli sistemlerle bakmakta. Gördüğünüz aşılamalar levreklerde özellikle virüse karşı iki kere aşılama yapılıyor. Ve el değmeden yine aynı şekilde hasat ediliyor. Hemen buzlu tanklara şoklanarak paketleme öncesinde geliyor. Ve buradan da gördüğünüz gibi paketlenmiş halde gidiyor. Burada hayatımıza giren yeni bir ürün daha var. Bunu da gururla söylemek istiyorum. Türk somunu, yani bizim gök çağlamalarının biliyorsunuz özellikle uzun uzun yıllardır Türkiye'de satılan somun Atlantik somunu, Salmosella türü Norveç'ten gelen Norveç somonu adıyla satılıyordu. Bu Türk somonu ise bizim üreticimizin yıllardır ürettiği gök kuşağı alanı. Özellikle Karadeniz'de bu çok ciddi bir sektör haline geldi. Gördüğünüz gibi, burada da gördüğünüz gibi 250-300 gram ya da yarım kilo Karadeniz'e bırakılan somonlar hemen 5-6 ay içerisinde 4-5 kiloya kadar
50-100 gram arasında bırakıldıysa çok kısa bir zaman içerisinde ciddi miktarda kilo artışı sağlayabilir. İşte Mart 2019 itibariyle 38 adet lisanslı çiftlik bulunmakta. Ve şu anda üretim kapasitemiz 25 bin ton civarında ama her geçen gün sayısı artıyor. Yaklaşık şu anda toplamda 70-80 bin tona varan bir üretimden bahsediliyor. Son derece özellikle Samsun'dan itibaren Trabzon'a kadar olan bölgede Perşembe, Monat bölgede falan çok ciddi miktarda üzeri sonbaharda yani Ekim-Kasım gibi 3-4 kilo çok ciddi oranlarda hasat ediyor ve çok karlı bir sektör olarak karşımıza çıkmakta. Evet, bunlar da Perşembe Ordu bölgesindeki hem levrek hem de Akafes şeyde düzeltiyorum Türk somon işletmeleri ve ülkemizin de AYKAT kapsamında kotamız gereği hatta diğer ülkelerden de kota alarak yine bir çok ciddi ihracat kalemimiz olan Orkinos Pınaralı ya da Tombul diğer adıyla yaklaşık 4000-4500 ton civarında yıllık fattening dediğimiz bizim bisiklet bunu yapılmakta. Doğadan yakalanıyorlar. Gördüğünüz gibi güzel taşınıyorlar. Kafeslere yerleştiriyorlar ve sürekli uskumru balıyla beslenerek besiciliği yapılıyor. Bunlar da dış pazara özellikle Japonya'ya ithal ediliyor. Burada gururla söylemem gereken bir şey 2017 yılında iki tane üretici firmamız özellikle uluslararası alanda çok prestijli bir olan International Test and Quality Institute tarafından verilen ödül kazanmış durumda. Türk balığı artık bir marka değeri olan bir balık. Bunu söylememiz mümkün. Zaten artık Avrupa pazarına, Amerika pazarına açılmak çok kolay bir olay değil. Başta global cep olmak üzere birçok ürün sertifikasını, birçok marka ne diyelim kalite standardını sağlamanız zorunlu. Onda da ciddi şekilde marka değeri. Evet. Bir SWOT analizi yapar isek, yani güçlü ve zayıf yönlerimizi, fırsatlarımızı, tehditlerimizi yorumlamamız gerekirse, bu ürünler sektöründe nelerimiz var? Güçlü yanlarımız neler? Üç tarafı hep söylüyorum. Üç tarafımız denizlerle çevrili. Dört denizimiz var. Temiz su kaynaklarımız var. Yine potansiyel alanlarımız var. Yine potansiyel türlerimiz var. Sigorta sistemi yaygınlaşıyor. İş bir maliyetimiz var. Ve bir marka değeri oluşmuş artık bir balığımız var. Bu bizim güçlü yanımız. Zayıf yanlarımız da var. Yok değil. Halihazırda kısa, orta ve uzun vadede bütünleşik bir takım politikalara ve hedeflere ihtiyacımız var. Halen kullanım alanımız sınırlı. Ve bakın az önce bahsettiğim 11. kalkınma alanında ilk madde üretim alanlarını açın. Altın. Dernek oda gibi organizasyonlarımız yetersiz. Teknolojik cihazlarda dışa bağımlılığımız fazla. Ancak birkaç tane yerli firmamız var bu konuda ciddi iş yapan. Bunların da sayısının artmasını diliyoruz. Halihazırda yine bir Suriye üretim işletmesi kurulurken mevzuat gereği uzun prosedürler var. İzin prosedürleri oldukça uzun. Peki fırsat ne? Çok fazla fırsatımız var. Üretim alanlarımızın hemen üretim yapılabilecek nitelikte olması, denizlerimizin buna çok uygun olması, organik tarım için iyi tarım uygulaması, agriculture practice için, praktikler için devreye alınabilecek çok sayıda alanımızın olması, geleneksel üretim yöntemlerinde becerimiz fazla. 80 tane dalyan sahamız var, 20-30 tanesi çok ciddi aktif olarak ana pazar dediğimiz Avrupa'ya çok yakınız, çok uzak değiliz. Teknolojik gelişimle uyum sağlayabiliyoruz. Halihazırda lideriz. Birçok sermaye girişimi, yeni pazarlar, yurt dışından bize talepler var. Bizim yurt dışında kurduğumuz yeni pazarlar var. Fırsatlarımız neler? İklim değişikliği kavramıyla, küresel iklim değişikliği kavramıyla karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın sonucu. Her negatifin bir pozitifi gibi her
ne diyelim, kötünün bir iyi tarafının olması gibi küresel iklim değişikliğinde biz de belli başlı bu maddelerde burada atıflarıyla sıralı gördüğünüz gibi küresel ısınmanın da, çünkü deniz suyu ısınıyor biliyorsunuz, küresel ısınmayla beraber buzullar eriyor, buzulluklar değişiyor. Ancak ve balıklardaki sıcak deniz suyu sıcaklığının artışına bağlı olarak uzayan yumurtlama periyotları var. Sıcak sütunları için yeni imkanlar yaratabiliyor. Ve karides, yeni hamur yengeci gibi bazı acı su türleri için iyi imkanlar, toleranslı türlerin kültürü için yeni imkanlar bulabiliyor. Aynı zamanda tehditlerimiz de var. Bu kadar çok üretiyoruz. İlerleyen dönemlerde kalitesine bağlı olarak bazı alanlarda sınırlara gitmemiz gerekebilir. Hastalıklara karşı, illaki hastalıklar bizden gelmiyor, doğal alanda hastalıklar gelebiliyor. Karşı tarafta diğer bir üretici ülke Yunanistan var. Yunanistan'da patlayan hastalıklar da Türkiye'ye taşınabiliyor. Yine hareketliliğimiz var. Dövize endeksli maalesef maliyetlerimiz var. Yurt dışı ham madde bulanlarımız var. Bunlar da bizim tehditlerimiz. Ve yine söyledim, küresel iklim değişikliği de bir tehdit. Etmiştim. Tabii ki olumlu etkilerin yanında olumsuz etkileri çok daha fazla küresel iklim değişikliğinin. Bunların bir kere başında soğuk tutulması, yetersiz gelişimler ve çok fazla miktarda burada bakın atıkları ile beraber asitifikasyon var. Suyunda pH tehlikeli seviyelere ulaşıyor. Filtre almaya çalışıyoruz. Kabuk ürünlerinde asitifikasyonlar ve kabuk oluşumunda sıkıntı çıkabiliyor. Parazitler değişebiliyor. Yeni yeni parazitlerle yeni yeni patojen mikroorganizmalarla tanışıyoruz. Üretim tesislerinde bir takım zarara yol açabiliyor. Çok ciddi miktarda erozyon, çok ciddi miktarda sel, çok ciddi miktarda yağmur, yağışla karşılaşabiliyoruz. Beraberinde fırtına ile karşılaşabiliyoruz. Bu coğrafi koşulların değişimi de başta akvakültür operasyonlarının yapıldığı gerek kuluçkane gerekse ağ kafes ünitelerine fiziksel hasar da meydana getiriyor. Bunu bir çekeceğim. Yine bu işte özellikle akvakültür operasyon etleri oldukça fazla. Bak, bir yandan fırtına seller, bir yandan deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi de tatlı su kaynaklarında değişimler. Su sorunu çok ciddi bir sorun. Su, taze su çok ciddi bir sorun. Bütün bunu topladığımızda iklim değişikliğinde büyük tehditler arasında yer aldık. Değerlendirdiğimizde bilim teknolojinin önden yetişmesi nitelikte insan gücü çok önemli. İşte burada su ürünleri fakültelerine, başta su ürünleri fakültelerine ve yine balıkçılık teknoloji mühendisleri, ziraat mühendisliği, ziraat fakültelerinin su ürünleri mühendisliği bölümünde işler düşmekte. Güçlü yönlerimizi, güçlü sektörümüzü bilim teknolojiyle ve insan ve politika ile bir araya getirerek harmanlarsak sektör daha ileri gideceğine şüphemiz yok. Benim burada özellikle belirtmem gereken birkaç konu var. Kültür balığı, yani akvakültür dediğimizde, mavi tarım dediğimizde bir takım kulaktan dolma, dezenformatik, algıya yönelik bir takım yanlış bilgiler var. Ben burada bunların altını kırmızı çizmek istiyorum. Bir kere en temel konulardan bir tanesi çevreyi kirletiyor. En çok duyduğumuz konulardan bir tanesi bu. Baktığınızda bakın işte denetleme raporu burada. Atıfı da denizlerimizde çevresel etkisi olan faaliyetler değerlendirildiğinde kültür balıkçılığı nerede? Bizler hepimiz bulunduğumuz ortamı etkiliyoruz. Bulunduğumuz odaları, nefes aldığımız ortamları etkiliyoruz. Şu anda kültür balıkçılığı denizlerde kirlilik yaratan bir faaliyet değil. Bakın, kentsel yerleşimler, endüstriyel faaliyetler, evsel atıklar, endüstriyel atıklar, turizm faaliyetleri, deniz trafiği, avcılık, madencilik faaliyetleri bunun çok önemli. Kültür balıkçılığı bunun çok arkasında. Hele ki kaldı ki 2007 yılından sonra tebliğ gereği ağ kafes ünitelerinin en az 1,1 kilometre, ki bu 1250 metre, artık reelde 2,2-3 mil açığa giden
Çiftlikler 70-80 metre derinliklere bu tesisleri kuruyorlar. Hiçbir şekilde sedimente ya da pelajik zona bir etkileri söz konusu dahi. Kirlilik söz konusu dahi değil. Bu çok önemli. Bu 2007 yılından sonraki daha dışarıya çıkma bu anlamda etkiyi son derece azaltmış durumda. Kaldı ki artık günümüzde bu etkiden söz etmek dahi mümkün değil. Birçok belediyenin, bu rakamlar her geçen gün değişiyor, birçok belediyenin bıraktığı evsel endüstri yüklerden söz etmek mümkün bile değil. Çok fazla bakın yine yapılmış çalışmalardan örnekler diğer faaliyetlerle kıyaslandığında evet bakın yine azot fosfor boşaltımı açısından yapılan değerlere baktığımızda bırakılan azot miktarları son derece düşük. Ve karbon ayak izini biliyorsunuz son derece küresel ısınmayla iklim değişikliğiyle karşımıza çıkan bir kavram. Ve karbon ayak izinin tanımı burada birim karbon dioksit ölçülen kişinin, kurumun, endüstriyel faaliyetin, bir etkinliğin, bir hizmetin neden olduğu toprak yükseltiyorum toplam sera gazı salınımı. Ve işte buyurunuz bakınız sığır eti yani dana eti, kuzu etinin üretimindeki buyurunuz karbon salınımı bakınız ve burada da aynı şekilde çiftlik balığının, çiftlik kalitesinin ya da çiftlikten balığın karbon salınımı son derece düşük. Ve tartışmaya bile gerek yok. Bu fotoğrafa baktığımızda kaldı ki artık biz günümüzde high density polietilen dediğimiz çok özel bir ürünü kullanmaktayız. Bu ürün neredeyse uzaktan bakıldığında hiç belli olmamakta deniz yüzeyinde. Ama denize asıl kirlilik yaratan evsel ve endüstri atık diye sürekli vurguluyoruz. Bunları söylemeye bile gerek yok. İlk yıllarda bu şekildeyken yoğun bir şekilde belki bir kafesler koylarda yoğun bir şekilde konuşlanabiliyordu ama günümüzde artık hep bahsettim 2000 yıl sonrasında tamamen açık denizlerde. İşte bakın yapılmış bir plak projesinde neredeyse balık çiftlikleri sitelerden, limanlardan çok az kirletiyor. Çok sorulan soru, kültür balığı doğalı gibi mi? Ve bu konuda da çok fazla yanılgı var. Kültür balıklarının üretiminde çok hızlı büyüsün diye hayır hormon falan verildiği falan yok. Kültür balıkları ağır metal içeriyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgi. Kültür balıkları zaten az önce de bahsettik fotoğraflarda gösterdik. Bunlar 70-80 metre derinlikte özel kurulan barj sistemleri, platform sistemlerinde bunların hiçbir etkileşim yok ve balık unundan üretilmiş özel pelet ekstrüdör yemlerle besleniyor bunlar. Bu yemler de çok özel. Bunlardan da bir zararlı ya da kirlilik söz konusu değil. Ve kültürden kaçan balıklar doğaya kesinlikle zarar vermez. Akvakültürün temel prensibi o bölgede, o lokasyonda doğal olarak dalım gösteren bir türün kültür edilmesidir o. Zaten çupra levrek kaçsa bile zaten bizim sularımızda çupra levrekte, granyolüzde bol miktarda bulunmakta. Dolayısıyla lütfen bu kültürü gibi mi, doğal gibi mi gibi kavramları ya da zararlı mı, hormon mu bu tam sektör içinde yıllarca kullanıldı. Büyük bir hormonu gibi bir hormon söz konusu dahi değil. Kaldı ki rezidüel analizler yapılıyor. Yani birikim analizleri, birikim analizleri yapılıyor. En küçük bir antibiyotik vesaire bir şey çıktığında ihraçtan geri dönüyor. Çok büyük bir ihracımız var. İşte bakın yapılmış bir çalışma. Doğal sinaritle kültür sinaritler arasında bakın fufa fufa durumun başında belirttim. 9'a egzonik asit ve 2'a pentonik asit. Yani yağ sitleri açısından görüyorsunuz hatta kültür sinaritinin doğal sinariti de geçtiğini görmektesiniz. Keza aynı şekilde Sibirim'in karagöz türüne baktığımızda kültürle doğal arasında yakın değerler hatta kültürün geçtiği
var. Eşkine Granyüz'ün aynı ailesi üyesi bir Skyanit. Bunda da aynı şekilde gördüğünüz gibi birbirine çok yakın değerler var. Bir genel karşılaştırma yapmak gerekirse, bu tabloyu çok seviyorum karşılaştırma açısından. Maliyet açısından doğa balığı çok değişken. Biliyorsunuz özellikle günümüzde işte havalar sert gitti. İşte çinekoptan lüferden tutun hamsiye kadar fiyatlar eskiden işte 5 lira olan kilo hamsi bir anda 50 lira buldu. Hiçbir şekilde bir stabiliteden söz etmek mümkün değil. Maliyet sürekli coğrafi koşullara ve iklim koşullarına bağlı. Lezzetler aynıdır. Lezzetlerle bir sıkıntı yok. Ama güvenlik açısından da mahallenizdeki, pazardaki, çarşıdaki balıkçıya güvenmek zorundasınız. Taze diyor, taze mi değil mi? Ulaşılabilirlik her zaman hava koşullarına, coğrafik koşullara bağlı. Tazelik de keza öyle. Burada özellikle vurgulamak istediğim balıkçıdan gelen balığın kaynağı, tezgahta ne kadar beklediği, nasıl saklandığı. Oysa kültür balığında, bakınız, az önce sunumlarda size göstermiştim. Kafesten bile alınır alınmaz, el değmeden alınır alınmaz hemen bu tanklara stoklanarak anında çoklanıyor. Ve böylelikle lezzet korunuyor. O kötü stres azaltılıyor. Çünkü balık çırpındıkça can çekiştikçe et kalitesi bozuluyor balığın. Bu bağlamda ani şoklamayla bu lezzeti sürekli sağlanıyor. Ve kültür balıkçılığın en özel, en güzel taraflarından biri bu. Siz bir organizasyon, bir yemek, bir şey yaptığınızda tıpkı bugün tavukçuluk sektöründe olduğu gibi 50 tane, 100 tane çupra istiyorsanız veya levrek istiyorsanız 50 tane, 100 tane çupra veya levreyi aynı boyda, aynı özellikte, aynı lezzette istediğiniz zaman, yılın istediğiniz zamanına yaz, kış, sonbahar, ilkbahar fark etmez elde etmeniz mümkün. Doğaya bağlı kalsaydınız söz gelimi kışın ortasında çupra bulmanız gerekirdi. Yazın ortasında barbun bulurdunuz, kışın barbun bulamazdınız. Bulsaydınız çok büyük miktarlarda bedel ödemek zorunda kalıyordunuz. Oysa kültür balığında yaz, kış, 7-24 aynı miktarda, aynı tazelikte, aynı kalitede balığı rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ve artık günümüzde akıllı teknolojiler de geldi. Şimdi solungaç bölgesine yerleştirilen bir QR kod, kare kod sayesinde bunu akıllı telefonunuza okuttuğunuzda o balığın hangi çiftlikten, yani hangi firmaya ait, hangi çiftlikten ne zaman hasat edildiği, ne zaman büyütüldüğü, ne zaman dünyaya geldiği bütün kronolojik bilgiler, doğum bilgileri yani yol haritası elinize geçecek. Artık her üretim aşamasından bilgi sahibi olacaksınız. Sonuç olarak değerlendirdiğinizde özellikle son 20 yıldan bu tarafa yani milenyumdan bu tarafa o 2000-2008 krizleri, krizler, bir takım ekonomik gelişimler bize bir takım fırsatlar da doğurdular. Ama totalde geldiğimiz sonuç, son geldiğimiz sonucu değerlendirdiğimizde bugün itibariyle Avrupa'nın en çok çupra levrek, dünyanın en çok çupra levrek üreten bir numaralı üreticisi ülkesi haline geldi. Alamokta 2 numarayız. Ve ürettiğimiz balığın bir marka değeri. Bununla beraber bunları düşündüm. Bunların işte hep güzel tarafları. Bunlar bir başarı öyküsü. Altını kırmızıyla çiziyorum. Yani özellikle son 10 yılda geldiğimiz, ürettiğimiz rakamlar son derece başarılı. Kuluçhanelerin ürettiği balıklar son derece kaliteli. Yurt dışında dahi aranan balık haline gelmiş durumda. Ama halihazırda çözülmesi gereken bir takım sorunlarımız var. Su alanlarının kullanımı, üretim lisans devirleri, sigortalar, mortgage'ler, canlı hayvan rehinleri, krediler, teminler, pazarlamada, ithalat madde ihtiyacının karşılanmasında bir takım sıkıntılar var. Bunların da ben çözüleceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta şunu da söylüyorum. Çok kıymetli bir sektörün mensuplarıyız. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri diye toplam 17 adet bir kalkınma hedefi yayınladı. Su ürünleri yetiştirecek sektörü bu 1, 2, 3, 4 tanesini yani birinci amaç, ikinci amaç, 12. ve 14. amaç olan yoksulluğa son, açlığa son, sorumlu tüketim ve üretim, sudaki yaşam gibi ana başlıklara doğrudan müdahale eden, doğrudan katkı sunan, doğrudan bir kalkınma sağlayan
sektör haline geldi. Toparlarsam hep derler ya, zirveye çıkmak belki kolay olabilir ama zirvede kalmak bir mücadeledir. Bir senkrondur, bir sinerjidir. Bu noktada da kimlere iş düşüyor? Hepimize iş düşüyor. Biz bilim insanlarına iş düşüyor. Bakanlığa iş düşüyor. Özel sektöre iş düşüyor ve yurttaşımıza, bireyimize. Dolayısıyla birey, özel sektör, üniversite, bakanlık güç birliği ve koordinasyonuyla daha ben çok uzun yıllar bir numarada kalacağımızı, o 5, 6, 7 kilolarda olan balık tüketicisiyle 15-20 kilolar seviyesine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Ve ben bu mavi gerçeğini önümüzdeki uzun yıllarda insanoğlunun açlığının giderilmesinde, hayvansal protein kaynağının karşılanmasında, ki biliyorsunuz dünyanın dört bir denizlerle kaplı, dörtte biri değil, dörtte biri kara. Bu açıdan da bir mavi umudumuzun, bir mavi gerçeğinin olduğunu vurgulamak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalınız. Hoşçakalınız.